Natalie, Natalie, yuvamı yıktın Natalie. Artık ben Hamlet'in amcası değilim. Hamlet'in ta kendisiyim. Ey çürümüş yürekli kadın. Yılan, yılan. Yüze gülün, hep yüze gülün zehirli yılan. Yaz aklım, yaz bunu bir kenara. Güler yüzlü, hep güler yüzlü bir insan zehirli bir yılan da olabilir. Çürümüş bir şeyler var hayati krallığında. Nedir? Peynir mi acaba? Ya etrafı geçiriyor ya. Bacım ben ya. Au! Bağırsak çık. Bağırsak çık. Sen de beni bir rahat bırakmıyorsun ki. Ya günde 120 defa helaya gidiyorum ya. Ortaokulda yediğim kantin sucukları bile çıkarttım. Ben daha ne çıkartayım artık içimden ya. Ah Cemile, gel de gör şu halimi Cemile. Görmüyorsun ki. Acaba ben kendime acındırık yapsam bana acıyıp da geri döner miydin sen Cemile? Oo, geldi geldi geldi, ucunda ucunda. Tamam gidiyorum, gitmem lazım. Ah Cemile. Cemile. Gel gör beni ishal eyledi Cemile. Bak. Askerlik günlerim aklıma geldi. Bu kadar saat ne yaptınız lan hamamda? Abi adamı kızdırmak için her şeyi yaptık ya. Yani aşağıladık, küfrettik, adamı ittik. Yani daha ne yapalım abi, adam sinirlenmiyor ya. İnsan hazinesi çıktı Kandemir abi ya. Birleşmiş Milletler bu adamı görse sorgusuz sualsiz barış elçisi yapar yemin ederim ya. Ya abi nasıl sinirlenmedi ya? Ya kim bu manyaklar falan da mı demedi? Ya hiçbir şey demedi ya. Sesi bir desibel yükselmedi Derya'm ya. Ha yani biz başarısızız, yeteneklerimiz sınırlı demiyorsunuz da. Ya ne başarısızız Karloş? Adamda derviş sabrım var, ermiş sabrım var. Anlamadım ki. Şşş. Ne yapacağız oğlum, ne yapacağız? Nasıl sinirlendireceğiz biz bu adamı ya? Demek ki burası ha? Kızım emin miyiz? Bir de yanlış adrese gelmeyelim, rezillik çıkmasın. Ya cezaevine girmeden önce burada oturuyormuş. Ben komşuları da teyit ettirdim. Ama şu an evde kimse yok. İyi, o zaman bekleyeceğiz. Nasıl olsa bu eve gelecek değil mi? Sonra da bakacağız işte. Firuze mi gidiyor, ne yapıyorsa takip edince anlayacağız. Sen bu Nevzadilerle konuştun mu şu orkestra olayını? Ne diyorlar? Yok ya, konuşmadım. Şu işi bir halledelim, müdürün istediğini verelim de. Bakalım işte, ona da sıra gelecek. Millet. Çok fazla düşünecek zaman yok. Firuz bu muamirin evinin adresini yolladı. Gideceğiz evine. Abi ne yapıyoruz? Tezgah nedir? Abicim tezgahımız şöyle. Adamı sinirlendirip bizi dövmesini sağlayacak bir tezgah değil mi abi? Ona sen bizi deme de. Çünkü sana el kaldıranın o elini indirirler yani. Herkes akıllı olsun, o kadar değil yani. Her koşulda bizden birine saldırması lazım. O yüzden zaten Yaren'le Derya'yı tek başına gönderemeyiz. Vay be. Kadına şiddet mesajlarınızdan ötürü teşekkürler beyler. Beyler, goy goy yok. Ay zaman yok. Carlos Yaren, sıra sizde. Gidiyorsunuz, adamı çileden çıkarıyorsunuz. Tamam abicim. Biz böyle bu hamamcılar gibi işimizi sulu yapmayız. Ne yapacağız? Varmam. Abi adres var mı abi? Oluyorum. Tamam. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Ben ölüyorum, 6 ayım kalmış. Ne diyorsun Hayati abi ya? Ya ölüyormuşum ya ben. Gideceğim yani. Bak cenazeme gelmezseniz çok bozulurum he. Kafayı yedi adam ya. Hayati, bana bak ulan. Hastayım mı dedin sen yoksa ölüyorum mu dedin? Ölüyormuşum ya ben Servet abi. Böyle çok fena pis bir hastalığa yakalanmışım. Gideceğim ben yani. Tövbe estağfurullah ya. Ağzından yel atsın oğlum. Böyle işlerin şakası olmaz. Yani beni de gömeceksin. Sevin. Seni ciddiye almayabilirim ama severim seni Hayati. Bana bak ulan, sahiden hasta mısın? Hastayım ya Servet abi. 6 milyarda bir görünen bir hastalıkmış. Dünyada geldi, beni buldu. Allah Allah. Adı neymiş bu hastalığın peki? Şimdilik bir adı yok kendisinin Servet abi. Bakarsın belki sonra ileride benim adımı koyarım. Dünyada bir tek sende var ha. Gitişine öyle iş mi olur ulan? Kanser falan değil yani. Bu başka bir şey öyle mi? Peki ölümcül olduğun ne malum? Ya doktorlar yüzüme karşı baktılar.
Öleceksin dediler. Şimdi adamlara hayır ölmeyeceğim diyemez ki Servet abi. Ne oldu bu insanlara ya? Çürük çıktı herkes. Bilim gelişiyor bir taraftan ama bir taraftan da ölen ölene. Kanser grip gibi oldu zaten. Herkesin bir yakınında çıkıyor. Millet hastaneye gitmeye korkar oldu zaten. Aman bir yerimde bir şey çıkacak diye. Ama yanlış. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu sallama bir laf değil. %100 doğru. Erken teşhis seni sevdiklerine bağışlıyor. Ya o kanserin de belki bir çaresi bulunur ama işte ben göremeyeceğim. Belki de bulundu. Ne malum bulundu da biz bilmiyoruz. Belki de insanların kanser olmasını bekleyenler var. Yoksa kim alacak o kadar ilaçları? Babalar senelerdir petrolden, savaştan indirdiler cukkayı. Belki sıra şimdi ilaçlarda. Ne bileyim öyle bir paranoya var bende yani. Şüpheleniyorum her şeyden. Artık o hale geldim yani çıldıracağım. Belki... Yine de sen bir doktora daha git hayatım. Şu hastalığın aslı astarı neymiş öğren. Yaşlı gösteriyorsun ama sen aslında genç adamsın. Umudunu yitirme. Ya umut fakirin ekmeği Servet abi. Ama ben mağdur fakirim. Umudum kalmadı ki benim. Bak sen şimdi lütfen benim ölecek olduğumu şu mahalledeki herkese bir şekilde bildir. Yani sonuçta sen bu mahallenin sosyal medyası sayılırsın. Söylediğin bir söz... Binlerce retweet'e bedel yani seni. Felaket tellalı mıyım ulan ben? Çık bu kafadan. Git hastaneye baktır kendine. Çok zor bu işler hayatı. Allah bütün hastalara acil şifalar, yakınlarına da güç, kuvvet, derman, sabır versin. Vallahi benim yakınlarıma da sabır versin. İnşallah duyarlarsa belki gelirler kendileri de beni görmeye. Artık bilmiyorum yani. Her tarafım böyle ayrı ayrı ağrıyor ya benim. Neyse ben eve gideyim de dinleneyim Servet abi. Ay. Salak Hayati. Ulan senede bir kere check-up yaptır. Git kontrol. İlla bir yerinde bir şey çıkınca mı gidiyorsun hastaneye? Check-up'la ketçapı karıştırma. Kafasız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?